Evet arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size 12. sınıfların ilk konusu olan nükleik asitlerin keşfi konusunu anlatacağım. Nükleik asitleri ilk önce keşfedeceğiz. Daha sonra yapılarını öğreneceğiz. Sonra ise arkadaşlar protein sentezini ve genetik şifreyi işleyeceğiz. Şimdi nükleik asitler nasıl keşfedilmiş? Nükleik asit neydi? Yönetici moleküller, yani DNA ve RNA. Bunlar nasıl keşfediliyor bakalım. İlk önce 1869 yılında Friedrich Mischer dediğimiz bir bilim insanı akyuvarlarda, balık sperminde ve yumurtasında nükleik asitlerin varlığını keşfetmiştir. Yani ilk önce kim buluyor? Friedrich Mischer buluyor. Akyuvarlarda, bir de arkadaşlar balık spermi ve balık yumurtasında nükleik asitleri buluyor. Tabii bunlar size hani direkt soru olarak gelmez ama aşamalar soru olarak gelebilir. Hani yorum yaptırabilirler arkadaşlar. O yüzden bakalım. 1869, bakın yıl gideceğim. 1869 hangi bilim insanı? Friedrich Mischer. Şöyle yazılımı bu şekilde ama okunuşu Friedrich Mischer şeklindedir. İlk önce nerede bulunuyor arkadaşlar? Akyuvarlarda. Akyuvar, balık spermi ve yumurtasında. Yumurta çekirdeğinde. Çekirdeğinde nükleik asitleri bulmuştur. Nükleik asitleri bulmuştur. Arkadaşlar bulduğu zaman ilk önce bunlara nükleik adını vermiş. Daha sonra ilerleyen zamanlarda asitik özelliği gösterdiği için nükleik asitler denilmiştir. Şimdi ilk başlarda sadece çekirdekte bulunduğu kabul edilmiş ama daha sonra yapılan araştırmalarda ökaryot canlıların mitokondrisinde, kloroplastında, ribozomunda ve çekirdeğinde bulunduğu, prokaryotların ise sitoplazmasında ve ribozomunda görüldüğü keşfedilmiş arkadaşlar. Böylece nükleik asitlerin yerleri bulunmuştur. O zaman şöyle yazalım. İlk başlarda sadece çekirdekte bulunduğu kabul edilmiştir. Daha sonra bakıyoruz. Ökaryotlarda, neydi ökaryot canlı? Değil mi? Artık bunları bilmemiz lazım. Ökaryot canlı, ribozom, çekirdek ve diğer tüm organeller, yani zarlı organellerin bulunduğu hücrelerdir. Prokaryot ise sadece ribozomun bulunduğu, zarlı organelin bulunmadığı hücrelerdir arkadaşlar. İlkel hücrelerdir. Ökaryotlarda nerede bulunuyormuş? Mitokondri, kloroplast, ribozom ve çekirdek, değil mi? Zaten çekirdeği bulmuşlardı. Diğer üçünü de sonradan buluyorlar. Prokaryotlarda sitoplazmasında, DNA sitoplazmada bulunur ve ribozomda. Ribozomda da arkadaşlar ribozomal RNA vardır. O yüzden ribozomları da alıyoruz. Ribozomlarda yer aldığını bulmuşlardır. Evet, bu şekilde Friedrich Mischer'den sonra yapılan çalışmalar böyle. Şimdi gelelim 1884'lü yıllara. Burada ne yapılıyor bakın? 1884, aradan kaç sene geçmiş? Ne olacak? Arkadaşlar 1884'lü yılda Oscar Hertwig denilen bir bilim insanı nükleik asitlerin kalıtımın aktarılmasında sorumlu kimyasallar olduğunu ileri sürmüş. Ama o zaman tabii ki bu kabul edilmemiş. Daha sonra yapılan araştırmalar bunu kanıtlamış. Ama ilk ortaya süren kimmiş? Oscar Hertwig dediğimiz bilim insanı. Şöyle yazalım. Oscar Hertwig dediğimiz bilim insanı ne yapıyor? Bakın, ileri sürdüğü olay ne? Nükleik asitlerin kalıtımın aktarılmasından sorumlu kimyasallar olduğunu ileri sürmüştür. Evet,
Bu şekilde yapıyor. Gelelim bir sonraki yılımıza. Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nın denk geldiği yıllarda, yani 1914-1918 yılları arasında Robert Fulgen dediğimiz bir bilim insanı kendi geliştirdiği DNA boyama tekniği ile DNA'nın kromozom içinde bulunduğunu görmüştür. Yani aslında ne yapıyor? Bu kromozomu keşfetmiş oluyor. Kurtuluş Savaşı demişim, özür dilerim. Birinci Dünya Savaşı'nın yıllarında. Şöyle yazalım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kim buluyor arkadaşlar bunu? Robert Fulgen. Robert Fulgen kendi geliştirdiği DNA boyama tekniği ile DNA'nın kromozom içinde bulunduğunu görmüştür. Bulunduğunu göstermiştir diyelim. Evet, bu şekilde bakın, giderek ne oluyor? DNA keşfedilmeye başlıyor. Geliyoruz arkadaşlar. Theodor Levin dediğimiz bir bilim insanı nükleik asitlerin temel biriminin nükleotit olduğunu ispatlamış. Nükleotitleri bulmuştur yani temel birimini. Burada tarih vermiyoruz, o yüzden direkt şu şekilde yazmak istiyorum. Kimmiş? Theodor Levin. Şöyle yazıyoruz. Theodor Levin ne yapmış bu bilim insanı? Nükleik asitlerin temel biriminin, şöyle yukarı doğru götürelim. Temel biriminin nükleotit olduğunu bulmuştur. Evet, bu şekilde keşif yapıyor Theodor Levin. Bundan sonra ne oluyor? Bakın, bundan sonra artık biraz daha olaylar değişecek. Friedrich Grif dediğimiz bir bilim insanı 1928'li yıllarda kalıtım materyaline aktaran bir molekül olduğunu fark etmiştir arkadaşlar. Tespit etmeye çalışmış ve bazı deneyler yapmış. Fakat yaptığı deneyler başarısız olmuştur. Proteinlerin kalıtım materyali olduğunu ileri sürmüştür. Yani DNA'nın varlığından haberleri var ama henüz kalıtım materyali mi değil mi bunu ispatlayamıyorlar. İşte bu Friedrich Grif dediğimiz bilim insanı deneyler yapıyor ama bu deneylerde yine sonuçsuz kalıyor maalesef. Bu deneyi birazdan anlatacağım size. O zaman yazalım, hangi yılda? 1928 yılında Friedrich Grif. Arkadaşlar, bu bilim insanı ne yapmış? Kalıtım materyalini aktaran molekülü bulmaya çalışmıştır. Bulmaya çalışmak için deneyler yapmıştır. Ne dedik? Bu deneyler sonuçsuz kalmış. Deneyler sonucunda işte proteinlerin kalıtım materyali olduğunu ileri sürmüştür. Deneyler sonucunda proteinlerin kalıtım materyali olduğunu ileri sürmüştür. Evet, bu şekilde deneyler yapıyorlar arkadaşlar. Peki yaptığı deneyler ne? Şimdi size ben bu deneyleri anlatmak istiyorum. Friedrich Grif'in yaptığı deneyler. Şöyle deney 1 diyeceğim. Bakın, bir sürü deney yapmış. Birinci deneyde, şöyle deney 1 diyelim. Birinci deneyde ne yapıyor? Bakın, Streptococcus pneumoniae dediğimiz bir bakteri var. Bu bakterinin iki formu var. Bunlardan biri kapsüllü, diğeri de kapsülsüz. Bakterileri hatırlayalım. Kapsül neydi? Kapsül, bazı bakterilerin etrafına kendini korumak için salgıladığı protein bir kılıftı, değil mi? Bu protein kılıf sayesinde canlı bu bakteri antibiyotiklerden etkilenmiyor arkadaşlar. İşte bağışıklık hücreleri bunları fagositoz yapamıyor. Dolayısıyla ölüme sebep oluyor. İşte deney 1'de şöyle yapıyor.
Kapsülsüz bakterileri canlı formuyla farelere enjekte etmiş ve fareler yaşamış. Neden yaşamışlar? Bakın bunu her bir deneyden sonuçta çıkaracağız. Neden yaşamış? Kapsülsüz oldukları için farenin bağışıklık sistemi oradaki bakteriye fagositoz yapmıştır ve öldürmüştür. Böylece fare yaşamıştır arkadaşlar. Hemen yazalım. Birinci deneyde Streptococcus, bakın uzun halini yazmıyorum, Pneumoniae. Bu zatürreye sebep olan bakteridir arkadaşlar. Pneumoniae'nin kapsülsüz canlı formu formunu şuraya yanlış yazdım. Farelere enjekte etmiş ve fare yaşamış. Deney 1 bu. Sonuçlarını en son alta yazacağız. Sonuç 1, sonuç 2 diye. Gelelim ikinci deneyimize. İkinci deneyde şöyle deney 2 diyoruz. Ne yapıyor? Arkadaşlar bu sefer de bu bakterinin, Streptococcus dediğimiz bakterinin kapsüllü halini canlı bir şekilde fareye enjekte etmiş ve fareler ölmüştür. O zaman ikinci yaptığı deney Streptococcus pneumoniae'nin kapsüllü canlı formunu farelere enjekte etmiş ve fare ölmüş. Neden fare ölüyor? Bakın burada hemen açıklayalım. Farenin ölmesinin sebebi şu. Kapsüllü bir bakteri olduğu için bu bakteri hem verilen ilaçlardan yani antibiyotiklerden etkilenmiyor. Hem de arkadaşlar farenin bağışıklık sisteminde o fagositoz yapan hücreler buradaki bakteriyi alamıyor. Çünkü kapsüllü korunaklı bir bakteri olduğu için. Dediğim gibi sonuçlarını sonuç 1 sonuç 2 diye yazacağız. Şimdi gelelim 3. deneye. Deney 3 diyoruz. Arkadaşlar 3. deneyde de şunu yapıyor. Bu bakterinin ısıtılarak öldürülmüş, kapsül yapısı bozulmuş olan formunu yine fareye enjekte etmiş ama fare yaşamış. Bakın kapsülü bozulmuş ve öldürülmüş bakteriyi ne yapıyor? Fareye enjekte ediyor ve fare yaşamaya devam ediyor. O zaman burada bakteri ölü olduğu için ve kapsül yapısı bozuk olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Üreyemiyor, canlılığını sürdüremiyor. Bu yüzden de farenin ölümüne sebep olamıyor. Çünkü fare artık bağışıklık sistemi hücreleri bunu öldürüyorlar ve fareler yaşıyorlar. O zaman yazalım. Deney 3'te Streptococcus pneumoniae'nin, bu arada ben pneumoniae'yi kısaca yazdım. Hani bunun birazcık uzun ismi var. Sorularda karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Streptococcus pneumoniae'nin ısıtılarak öldürülmüş kapsül yapısı bozulmuş bakteriyi kime veriyor? Fareye veriyor. Fareye enjekte etmiş fare yaşamış. Evet, deney 3'te bunu yapmış. Dediğim gibi burada bakteri ölü olduğu için, kapsül yapısı bozuk olduğu için herhangi bir etki gösteremiyor. Gelelim deney 4'e. Şimdi bakın. 4. deneyde ne yapıyor? 4. deneyde bu bakterinin ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü formu ile canlı olan kapsülsüz formunu karıştırıyor birbirine. Bir süre sonra arkadaşlar bu karışım bekliyor hani. Bir süre sonra bunu fareye enjekte ediyor. Ama fare ne yapıyor? Ölüyor. Daha sonra bu ölen farenin kanını alıyor, inceliyor ve ölen farenin kanında kapsüllü forma rastlanıyor. Peki bu nasıl oluyor? Bakın bunu açıklayamıyorlar işte. Normalde bunun olmasının sebebi şu. Canlı olan o kapsülsüz bakteri kapsüllü olanın genini almıştır. Yani oradaki DNA'sından bulunan genini almış. Transformasyon dediğimiz bir olaydır bu. Bu geni alıyor.
Daha sonra bu geni arkadaşlar kendisinde üreterek kapsül üretmeye başlıyor. Kapsül ürettiği için de farenin ölümüne sebep oluyor. İşte buradaki sonuç budur. Daha çok size bu deney 4'teki sonucu sorarlar. O yüzden buna dikkat edin, iyi çalışın, iyice anlayın. O zaman yazalım. Ne yapıyor? Streptococcus pneumoniae'nin ısıtılarak öldürülmüş. Isıtılarak. Neden ısıtılarak öldürüyor? Çünkü ısıtılarak öldürüldüğünde protein yapısı bozuluyor. Bu yüzden de proteinin aslında burada kalıtım materyali olmadığının anlaşılması lazım. Ama henüz bunlar, yani bilim insanları bunu, işte bu Friedrich Grif dediğimiz bilim insanı bunu fark edemiyor arkadaşlar. Öldürülmüş kapsüllü formu. Kapsülsüz canlı formu ile karıştırılıyor. Karıştırılır. Bir süre sonra fareye enjekte edilir ve fare ne olur? Ölür. Fare ölür. İşte burada bizim anlamamız gereken olay şudur. Canlı olan bakteri, yani kapsülsüz olan canlı olan bakteri, öldürülmüş kapsüllü bakterinin DNA'sını alır ve o DNA'daki kapsül üretme geninden kapsül üreterek kendi yaşamını sürdürür, fareyi öldürür arkadaşlar. Evet, peki bu şekilde deneyler bitiyor. 4 tane deney yapıyor. Peki ne oluyor bunun sonunda? Fare ile ilgili bir inceleme yapılıyor ve farenin kanında kapsüllü bakteriye rastlanıyor arkadaşlar. Farenin kanında kapsüllü bakteriye rastlanır. Biz bu kapsüllü bakteriyi öldürmüştük. Nasıl oldu? Dediğim gibi kapsülsüz olan kapsüllü olanın DNA'sını aldı. Oradaki geni kullanarak kapsül üretti. Arkadaşlar, bu durum sonucunda deney sonuçlarına bakarak diyor ki kapsüllü formu sahip olduğu bir maddeyi kapsülsüz formdaki bakteri alıyor ve kapsül üretiyor. Hastalık yapma yeteneğini kazanıyor ve böylece fareyi öldürüyor. İşte sonuç olarak bunu çıkarıyor. Ama işte bu maddenin ne olduğunu açıklayamıyor. DNA mı, protein mi, yoksa başka bir şey mi, bunu açıklayamıyor. O yüzden deneyler aslında sonuçsuz kalıyor. Yazalım. Şöyle diyelim. Deney 1'in sonucunu, deney 2'nin sonucunu yazalım arkadaşlar. Şöyle sonuç 1 diyelim. Sonuç 1. Birinci sonuçta ne olacak? Kapsül, bakın kapsülsüz olan bakteri hastalık yapma olayına sahip olmadığı için fare yaşıyor. O zaman yazalım. Sonuç 1. Fare kapsülsüz bakteriyi öldürür. Kendi yaşar. Evet, sonuç 1'imiz bu. Gelelim sonuç 2'ye. Sonuç 2. Arkadaşlar, sonuç 2'miz de şudur. Bakın, ikinci deneyde ne oluyor? Kapsüllü canlı formu fareyi öldürüyor. O zaman şöyle diyoruz. Fare kapsüllü bakteriyi fagosite, yani fagositozla fagosite edemediği için hasta olur ve ölür. İşte bu şekilde sonuç 2'ye çıkardık. Gelelim sonuç 3. Sonuç 3'ümüz ne? Bu da ısıtılarak öldürülmüş, kapsül yapısı bozulmuş bakteri fareye enjekte ediliyor. Fare yaşıyor. Bakteri cansız olduğu için etki edemiyor. Yazalım. Bakteri cansız olduğu için etki etmez. Evet, bu şekilde. Gelelim son sonucumuz arkadaşlar. Sonuç 4. Bu sonucumuz önemlidir. O yüzden bak şunları ayırayım, birbirine karışmasın. Evet. Nedir sonuç 4'ümüz? Kapsülsüz bakteri kapsüllünün DNA'sını kullanarak kapsül üretiyor. Yazalım. Kapsülsüz bakteri
bakteri kapsülünün DNA'sını kullanır. DNA'sını kullanır ve fareyi öldürür. Fareyi öldürür. Neden öldürüyor? Çünkü hastalık yapma yeteneğini kazanıyor ve farenin ölümüne sebep oluyor arkadaşlar. İşte bu şekilde Fredrik Grift'in yaptığı deney bunlardır. Bu deneyle ilgili size mutlaka soru gelecektir. Gelelim bir sonraki kısımlara arkadaşlar. Bir sonraki zamanlarda neler oluyor? Geliyoruz 1940'lı yıllara. Yani Fredrik Grift'ten sonra yaklaşık 20 yıl sonra gerçekleşen olaylar. Yani 1940'lı yıllar. Şöyle 1940. Oswald Avery dediğimiz, daha sonra McCarthy dediğimiz ve Colin McLeod dediğimiz bilim insanları, bu üç bilim insanı bir araya geliyorlar ve dönüştürücü maddenin, yani işte o hani fare deneyi yapmıştı ya, işte oradaki dönüştürücü maddenin DNA olduğunu belirliyorlar arkadaşlar. Böylece aslında bir adım atmış oluyorlar. Yani DNA'nın kalıtımıyla ilgili bir adım atmış oluyorlar. Daha sonra Alfred Huxley ve Martha Crosses dediğimiz bilim insanları ise dönüşüme sebep olan maddelerin ne olduğunu ispatlamak için deneyler yapıyor. Bu deneylerde bakteriyofajları kullanıyor. Nedir bu bakteriyofaj? Bakteriye etki eden virüs demektir. Bu bakteriyofajları kullanarak bakteri içerisindeki çoğalma mekanizmasını açıklıyorlar ve DNA'nın bunu yaptığını anlıyorlar arkadaşlar. Böylece dediğim gibi DNA'nın kalıtım maddesi olduğu anlaşılıyor 1940'lı yıllarda. Yazalım isterseniz şöyle diyelim. Şöyle Alfred Huxley ve Martha Chase arkadaşlar. Şöyle yazalım. Dönüşüme sebep olan maddelerin ne olduğunu görünüyor değil mi bu arada? Evet. Ne olduğunu bulmak için deneyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Bakteriyofajı çoğalma mekanizmasını inceleyerek DNA'nın kalıtım maddesi olduğunu buluyorlar. Evet, bu şekilde 1940'lı yıllarda bilim insanları bunu yapıyor. Gelelim 1949 yılına. Burada Erwin Kraft dediğimiz bir bilim insanı farklı organizmalardan izole ettiği saf DNA'ları karşılaştırıyor arkadaşlar. Bu DNA'lardaki baz dizilimlerini inceliyor ve bu baz dizilimlerinin türden türe farklılık gösterdiğini fark ediyor. Böylece aslında türlerin birbiri arasındaki farklılıkların DNA'dan kaynaklandığını bulmuş oluyor. O zaman yazalım. 1949. Şimdi bilim insanımız Erwin Kraft dediğimiz bir bilim insanı. Bu ne yapıyormuş? Farklı organizmalardan elde ettiği saf DNA'ları karşılaştırarak baz dizilimlerinin farklı olduğunu buluyor. Farklılık gösterdiğini keşfeder. Evet, bu şekilde Erwin Kraft dediğimiz bilim insanı da bunu yapıyor. Artık geliyoruz bizim DNA'mızın modeline. Şimdi DNA bulundu. DNA'nın farklılık gösterdiği de bulundu. 1953 yılında Watson ve Crick dediğimiz iki tane bilim insanı var. Bunlar daha önceki çalışmalardan faydalanarak arkadaşlar DNA'nın çift sarmal modelini ortaya koyuyorlar
Ve böylece 1962 yılında Nobel ödülünü alırlar. O zaman yazalım. 1953. Bununla birlikte zaten DNA'nın keşif süreci tamamlanıyor. James Watson ve Francis Crick. Watson Crick diyoruz ya. Daha önceki çalışmalardan yola çıkarak DNA'nın çift sarmal yapısını bulurlar. Ve 1962'de Nobel ödülünü alırlar. Evet arkadaşlar, böylece biz işte bu keşif sürecini bitirmiş olduk. DNA'nın, nükleik asitlerin keşfi böylece gerçekleşmiş oldu. Bir sonraki videoda nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerinden bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.